Bir akşamüstü bizim yayınımız kesildi. Ne olduğunu anlamadık önce. Aslında izleyicilerimiz de aradı. Bizim aslında hiç kendi aramızda konuştuğumuzda bizim beklediğimiz bir şey vardı. Yani bizi kapatacaklar. Üst üste cezalar verdiler. Üst üste baskılarla karşılaştık. İsmimizi değiştirmek zorunda kaldık yıllarca kullandığımız. Ama aslında bu kadarını biraz bize sürpriz oldu açıkçası. Bir gece böyle 9 yıllık bir emeğin kapatılması bizim için pek hoş bir durum olmadı ve çok üzüldük. Yani dediğim gibi işte o süreç işledi ve günlerce süren gergin bir bekleyiş başladı bizim için. İşte Kurtulmuş'un açıklamaları oldu. Tekrar incelenecek, tekrar bakılacak. Biz sonuna kadar bu işte hukuksuzlukların, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini hep belirttik. Ama işte dün, 2 gün önce mühürleme işlemi için yetkililer geldi polis eşliğinde ve kanalımızın 2 stüdyosu, konuk odaları, ses odaları, televizyon için kullandığımız tüm alanlar mühürlenmiş durumda ve yayın yapamaz durumdayız artık. Dün itibariyle bu sefer de TRT memurları geldi ve mallarımız artık TRT'ye devredildi. Yani şimdi aslında bu malzemeler, mallar deyince herhalde birçok kanal için farklı şeyler söylenebilir ama bizim için daha özel durumlardan söz etmek mümkün. Yani işte bir kadın programımız var, Ekmek ve Gül. İşte onun dekorunu burada sunucusuyla, çalışanıyla birlikte günlerce uyumadan yaptığımız bir şeydi. Yine Ekmek ve Emek Forum mikrofonu. Bizzat kamu emekçilerinin aldığı mikrofon. Gençlik dekoru. Yani onda benim de payım var. Ben gençlik editörüydüm. Gençlik programının editörüydüm. Ve orada biz onu günlerce uyumadan, işte parasızlıktan, şeyden yaptık ve onu bir şekilde kullandık. Şimdi yine arkadaşımız Gökhan Bayram'ın yaptığı bir prompter cihazı var. Yani böyle malzemelerimiz aslında TRT'ye devredilmiş oldu. Ve hani bunu başka şekilde açıklamak mümkün değil. Bunu bir gasp olarak nitelemek en doğru şey olur tabii ki. Hayat TV'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Ülkeyi yönetenler kendine yakın olan medyalarını neden susturamıyorlar? Emekçinin yanına olan kalanları susturuyorlar. Bunu kınıyoruz. Emektir, hayat emekçinindir. Hayat susturulamaz, susturulamaz. Her zaman hayatın yanındayız. Hayatı desteklemeye herkesi çağırıyorum. Hayat TV kapatılamaz. Keşke bizim televizyonumuza ihtiyaç olmadığı günler yaşasak, olunmadığı günler yaşasak. Örneğin keşke Soma'da ne olup bittiğini muazzam paralarla kurulan televizyonlar anlatsalar. Örneğin keşke Karadeniz'de, Cerattepe'de ne olduğunu, şirketlerin nasıl palazlandırıldığını ve çevrenin nasıl talan edildiğini, nasıl yağmalandığını anlatsalar gerçekten. Roboski'de ne olduğunu gerçekten anlatsalar. Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de ne olduğunu gerçekten anlatsalar. Her gün, her ay neredeyse bir Soma kadar işçinin iş cinayetlerinde kurban gittiğini keşke anlatsalar. Ve bunun nedenini de keşke anlatsalar. Kadınlar her gün hükümetin politikalarıyla nasıl cendereye alındılar ve nasıl ölüme mahkum olduklarını keşke anlatsalar ve keşke bunların sorumluluklarını söyleseler de bizim televizyonumuza ihtiyaç kalmasa. Yayınımız kesildiği günden bu yana aslında buradaki televizyonda çalışan, hem teknikte çalışan hem haber merkezinde ve diğer bütün servislerde çalışan bütün arkadaşlarımız buraya gelişlerini sürdürdüler. Yani bizim açımızdan burada çalışıyor olmak yalnızca bir iş değil. Bir darbe sonrasını yaşıyor gibiyiz biz. Hani burada darbe olsaydı da bizi kapatırlardı. Aynen. Yani. Darbe aslında çok farklı bir şey yaşamıyoruz zaten. Soma'da 301 maden işçisi katledildiğinde biz burada günlerce ve sabahlara kadar yayın yaptık ve dehşet vericiydi bizim açımızdan da gerçekler, çünkü oradaki gerçekler dehşet vericiydi ve medyada yalnızca Taner Yıldız'ın 3 gün aynı gömlekle
madenin önünde beklediği haberleri yapılıyordu. Oysa başka bir gerçeklik vardı. Biz onu anlatmayı, göstermeyi ısrarıyla yayıncılık yapıyorduk. Dolayısıyla buraların kapanmış olması, mühürlenmiş olması bizim açımızdan yalnızca çalıştığımız yerin mühürlenmiş olması anlamına gelmiyor. Aslında söylediğimiz sözü mühürlemek istiyorlar. Gerçekleri mühürlemek ve saklamak istiyorlar. İşte bu hafta cumartesi anneleri 601. kez Galatasaray'da oturdu ve Galatasaray'daki oturma eyleminin ardından bizi ziyarete geldiler ve dediler ki bugün biz 601. kez oturduk ve hiçbir görüntülü mecrada, hiçbir televizyonda haber olamadık. Şimdi bütün bunlar yaşanıyorken ve bu yaşananlar gözümüzün içine bakıla bakıla yalan söylenerek aktarılıyorsa ve anlatılıyorsa, yokmuş gibi davranılıyorsa bize olan ihtiyaç bitmedi. Bu bizim açımızdan aşikar. Burası gelip mühürlendiğinde burada bizim reji odamızda bir Metin Göktepe fotoğrafı vardı. O kocaman gözlerini açmış ve bize bakıyordu. Dolayısıyla bizim yayıncılığımız Metin'in gazeteciliğinin yayıncılığı aslında. Çünkü Metin mutlaka ben izlemeliyim demişti ve gittiği haberde katledilmişti. Metin katledildikten sonra gazetecilik bitmedi. Ya da gazete binaları bombalandığında, gazeteciler sokak ortasında öldürüldüğünde de kimse gerçeği söylemekten vazgeçmedi. Dolayısıyla böyle mühür falan, bir de uyduruk yani, bir tane ip bağlayarak mühür takınca da bu işler bitmez. Çünkü bu gazetecilik yalnızca bir gazetecilik faaliyeti değil bizim açımızdan. Aynı zamanda halka ve gerçeklere duyduğumuz sorumluluğu anlatma derdi de. Bu televizyonu kuranlar, işte kumbaralarla, biliralarla bunları kuranlar, yani bundan sonraki süreçte de onlar yaşatacak. Siz yalan söylemeye devam ettikçe biz o yalanları sizin gözünüze sokmaya devam edeceğiz. Halka da anlatmayı sürdüreceğiz. Ya bugün bu binada olmaz, bu bizim için bir araçtı burası. Burada olmaz, başka yerde olur. Televizyon bugün olmaz, başka bir mecra olur. Ama vazgeçmeye niyetimiz yok, buradayız. Yani sizin gidişinizin haberini de yapacağız. Bir de çok çok kararlıyız ya. Siz giderken biz canlı yayında olacağız ve haber yapıyor olacağız.